Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu denklemler ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar, bir başka deyişle problemler diyebiliriz arkadaşlar olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 9. sınıf matematik, ki sevgili arkadaşlar bunlar daha sonra yenilendi biliyorsunuz. 4 dörtlük konu pekiştirme testleri TYT matematik olarak yayınlandı. Ben açıklamalar kısmını ekliyorum açıklamayı. Bunlar TYT'ler arkadaşlar. 9 ve 10'ların birleştirilmiş halidir. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyacağım. Bu oynatma listesine tıkladığınızda her iki kitaba ait arkadaşlar tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Ki izlediğim üzere aynı sorulardır. Ayrıca arkadaşlar daha fazlasını istiyorum çözmek için diyen arkadaşlar için bakın 9. sınıfa ait ki kendileri TYT konularıdır. Full tamamı. MEP kazanım kavrama testleri, 4 dörtlük konu pekiştirme tekrar testleri, çalışma soruları kitabı, çalışma defteri kitabı, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamalarını da arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Bu kitapların hepsinin hem matematik hem de fizik dersine ait olan oynatma listeleri her bir test için ayrı ayrı oynatma listeleri arkadaşlar kanalımda mevcuttur. Bunların hepsini ben videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Kısa yoldan oradan erişebilirsiniz. Ayrıca TYT için burada görmüş olduğunuz 3 adım TYT'ler, mezun ağlar da arkadaşlar kanalımda ayrı ayrı mevcuttur. Oynatma listeleri olarak bunların da linklerini koyacağım videonun açıklamalar kısmına. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah bakalım ne diyor. Der ki birinci soru. Volkan'ın 2015 yılındaki yaşının Hakan'ın 2020 yılındaki yaşına oranı 5/4'tür. Buradan Volkan ve Hakan'lara selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel isimler. 2023 yılında ise arkadaşlar Volkan ile Hakan'ın yaşları toplamı 56 olacaktır. Buna göre Volkan'ın doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar vazgeçilmez konumuz şudur yaşlarla ilgili. Tablo yapacağız. Bak Volkan'ı yazdım, Hakan'ı yazdım. Bir de sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz yıllarla ilgili şeyler var. 2015, 2020, 2023'ten bahsediyor. Önce 2015'i yazalım hani kronolojik sırayla. 2020'yi yazalım. Bir de 2023'ü yazalım. Buraların karşılarını arkadaşlar ilgili değerleri yazacağız. Ki bak aralarındaki farklar da var. Burada 5 yıl geçmiş, burada da 3 yıl geçmiş. Bunları kolaylıkla görüyorum değil mi? Harika. Şimdi sevgili arkadaşım 2015'te diyor ki Hakan'ın, Volkan'ın yaşı, Volkan bölü Hakan arkadaşlar 5/4'tür. Sevgili arkadaşlar bak bu arkadaş bu arkadaşın 5/4'üne eşitse ben bu durumda ne derim? Şu arkadaşa 5A, bu arkadaşa 4A derim. Oran orantıda olduğu gibi. Yani Volkan'ın sevgili arkadaşlar 2015'teki yaşı 5A ise, burası 5A ise, sevgili Hakan'ın da 2020 yılındaki yaşı 4A olur. Bak tablomu güzel güzel yerleştiriyorum. Harika. Bir bilgi daha vermişti. 2023 yılında Volkan ile Hakan'ın yaşları toplamı 56 olacak. Sevgili arkadaşlar ben şimdi buraya bir çıpa bağladım. Buraya 5A, buraya 4A yazdım ya. Şimdi bak 2023 yılında Volkan'ı söylersen ne olur? Buradan buraya kaç yıl geçiyor? 8 yıl. Yani burada artık benim yaşım arkadaşlar 5A artı 8 olur. Ki bilinmeyenimi çoğaltmıyorum. Buraya da Y deyip B deyip bir şey söylemiyorum. Farklı bir harf. Çünkü ben buna 5A dedim ya. Bu bundan 8 vardı. 5A artı 8. Konu kapanmıştır. Hakan'ın yaşı kaç olur arkadaşlar? Bak buradan buraya da 3 yıl geçti. 4A artı 3 olur. Geçmiş olsun. O kadar kolay çıktı ki değil mi ortaya sevgili arkadaşlar? Şimdi bu ikisinin toplamı 56 olacakmış. Bir bilinmeyenli bir denklem. 5A artı 8 ile 4A artı 3'ü toplarsan diyor Şimşek 56 elde etmelisin. Buradan A'yı bul sonra tabloyu tamamla diyor istediğini sor. Volkan'ın doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir? İstediğin yerden git. Şuradan 5A'dan gidip buradan geriye saracağız. 9 tane A görüyorum ben burada. 9 tane A. Nasıl? 5 tane A artı 4 tane A. 9 tane A yapar. Şu arkadaşların toplamı 11'dir. Karşıya atarım. 56 eksi 11 olur. 9 tane A 45 yapar. Sevgili A'yı 5 bulurum buradan kolaylıkla. Sevgili arkadaşlar A 5 ise o mevzuyu kapattık demektir. A'nın 5 olduğu yerde bu arkadaş 25 yaşındadır 2015 yılında. Şimdi 25 yıl geriye sararsan Volkan'ın doğum tarihini soruyordu. Kaça ulaşırsın sevgili arkadaşım? 1990'a ulaşırsın tabii ki. Hop Diyarbakır'ı işaretler. Anlaştık. Harika.
25 yaş artık üniversiteyi bitirmiş herhalde. Size uygun bir şey sormamışlar. 2 numara devam edelim. Mehmet Selim'e buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bak burada güzel yapmışlar. Virgül koymuşlar. Çok takılıyorum ben böyle şeylere. Mehmet Selim'e öğrencilere dağıtılmak üzere bir miktar kalem vermiştir. Güzel. Selim aldığı kalemleri höblüp lüp 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 dağıtarak toplam 4 günde kalemlerin tamamını bitirmiştir. Buna göre Mehmet Selim'e dağıtılması için toplam kaç tane kalem vermiştir? Şimdi sevgili arkadaşlar buraya nasıl yürüyelim? En baştan mı yürüyelim? İşte eksiği kadar. Bunu bak baştan da yürütebilirsin. Geriden de sarabilirsin. Çünkü 4 gün var. Şöyle mi yapsak ya? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün. Sevgili arkadaşlar, geriden giderek de yapabilirsin. Bak dördüncü gün kalan kalemlerin yarısından iki kalem fazla sırasını dağıtarak 4 günde bitiriyor. Burada sıfırladığını düşünüp buradan geriye de gidebilirsin. Ama biz baştan bir gelelim. Ancak burada şimdi başta kaç tane kalemimiz olsun? X tane kalem diyeceğiz ya. Bak bunu deme. Neden deme? Çünkü bak ilk gün kalemlerin yarısı, sonra tekrar yarısı, sonra bir daha yarısı, bir daha yarısı. 1, 2, 3, 4 kere bölüyor. Arkadaşlar gel buna x demeyelim biz 16x diyelim. Neden? Sürekli yarıya böleceğim ya 4 kere böleceğim için yani kesirli sayılarla uğraşmamak için. Toplamda bizim bu kadar neyimiz olsun bunlar neydi? Kalem tamam mı? 16x ile başlayalım mı? Başlayalım. İlk gün aldığı kalemlerin yarısından 2 fazlasını. Arkadaşlar yarısı ne yapar 16x'in? 8x. Artı 2 fazlasını dağıtıyor. Sevgili arkadaşlar sonra kalanı bulacağız. Şimdi bu kadar dağıttıysam kalanım ne olur? 16x eksi 8x eksi 2 olur. Aman burada x'i de 2 yapmayı, 2'yi de eksi yapmayı unutma. Ne kalıyor arkadaşlar? 8x eksi 2. Anlaştık mı? Anlaştık. Bak bu kalan. Şimdi sevgili arkadaşlar bunun yarısı 8x eksi 2'nin yarısının 2 fazlasını dağıtacak. Bak bu nasıldır arkadaşlar? Şurada ufacık da göstereyim sana onu. Çünkü bazı arkadaşlarımız bunu yapmakta güçlük çekiyor. Bu arkadaş nasıl bölünür? Bak payda da bu 2 hem 8x'i bölüyor arkadaşlar hem de 2'yi bölüyor. Bir kere göstereceğim diğerlerinde hızlı geçeceğim. Bu ne yapar? 4x bu ne yapar? Eksi 1. Bu payda sadece bir tanesini bölüyor. Çünkü bak sen az önce kesirli sayı yapmışsın. Bu arkadaştan bu arkadaşı çıkarttığında buna ulaşmışsın. Aman diyeyim. Tamam mı? Ben mesela o kadar iyiyken matematiğim bunu biraz kafam karışırdı. O zaman buradan hızlıca gidiyorum. Ne dedik? 4x eksi 1 artı 2. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Şimdi bu arkadaş dağıttım. O zaman ne oluyor bu? 4x artı 1. Şimdi ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Hop bu dağıttı. Kalan buydu. 8x eksi 2'den bunu çıkartıyorum. Bak dikkat edersen eksi olduğu için eksi 4x eksi 1 yaptım. Doğru mudur? Doğrudur. Şöyle de yapsan daha kolay görürsün. Tamam mı? 8x'ten 4x çıktı. 4x kaldı. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 oldu. Sevgili arkadaşlar kalan bu. Bak bunda da kalan buydu. Şimdi yine kalanın 3. gündeyiz. Kalanın yarısından 2 fazla. Arkadaşlar 4x eksi 3'ün yarısı artı 2 yapıyorum. Buradan yürürsem yine bak az önce gösterdiğim üzere şimdi artık burada hızlı yapıyorum. Tek tek göstermiyorum. 2 4x'i bölüyor. 2x yapıyor. 3'ü 2'ye bölüyorsun. 1,5 yapar değil mi sevgili arkadaşım? Burada artık 1,5 yapabilirim. Eksi 1,5 artı 2. Sevgili arkadaşlar bu ne yapar? 2x eksi 1,5 artı 2 artı 0 tam 10'da 5 değil mi? Yarım yapar. Güzel. Şimdi bu harcadığımız güzel. Bunu kimden çıkartacağım? Şundan 4x eksi 3'ten 2x artı 0 tam 10'da 5'i çıkartıyorum. Bak 4x'ten 2x çıktı. 2x kaldı. Eksi 3 var. Eksi 0 tam 10'da 5. Eksi 3,5 yaptı mı? Yaptı. Kalan bu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gittikçe küsuratlara doğru gidiyorum. Şimdi yine kalanların yarısından 2 kalem fazla. Sürekli aynısını yaptı. Arkadaşlar 2x eksi 3 tam 10'da 5'in yarısı artı 2. İşte bak bunu dağıtınca ne oluyor arkadaşlar? Buradan
Bunu çıkartınca ne bulmam lazım? 0 bulmam lazım. Gel bunu bir hesaplayalım. Bu bak 2x böldüm. X çıktı. 3,5'un yarısı kaçtır arkadaşlar? Tabii ki öğretmenim. Dur bir dakika. Dıt dıt dıt. Evet. Eksi 1 tam %75. Burada bir artı 2'miz var. Artı 2. Arkadaşlar dağıtılan bu. Güzel. Şimdi gel hesabımızı yapalım. Şuradan 2x eksi 3,5'tan kimi çıkartıyorum? X. Şurayı da yap bana. Artı 0 tam onda 25 değil mi? Çeyreklik kaldı. Güzel. İşte sevgili arkadaşlar bu 0 olacak. Çünkü şu kadarını dağıttı. Şu kalmıştı. Bu kadarını dağıtınca karşıma şey çıkması lazım. Güzel. Şunun da sonucunu yazalım. X artı 0 tam onda 25. Bu dağıtılan ne diyebilirim? Bu bunun yarısıydı da diyebilirsin. Ha, öyle de diyebilirdin ya. Bunun yarısı 0 öyle de yapabilirdik yani. Gel sevgili arkadaşım. Ha, tek tek yapalım. Eksi 3,5 eksi x. Bak eksi 0 tam onda 25 eşittir 0. Buradan bu çıktı. X kaldı. Bak bunların toplamı kaç yapar arkadaşlar? 0, 3 tam %75. Karşıya attım. 3,75 oldu. X'i bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bana ne dedi arkadaşlar? Dağıtılması için toplam kaç tane kalem vermiştir? 16x dedik baştan. Neden dediğimizi de baştan konuştuk. Sürekli 2'ye bölüyorum. Arkadaşlar 16 çarpı 3 tam %75. Kendileri de kaç yaparmış sevgili arkadaşlar? 60 yapar. Anlaştık. Harika. 48, onun da 3'te 2'si. Evet, 12 daha. Aynen böyle. Anlaştık. Harika. 3 numaroyla devam ediyoruz arkadaşlar. Nefissimo diyerekten. Bir atletizm yarışmasında yarışan bir sporcu A inci sırada iken arkasındaki sporcu sayısı önündeki sporcu sayısından 4 eksiktir. Hayırlı uğurlu olsun. A inci sıradaki sporcu 5 kişiyi geçip B inci sıraya geldiğinde önündeki sporcu sayısı arkasındaki sporcu sayısının yarısı olmaktadır. Buna göre atletizm yarışmasında yarışan sporcu sayısı kaçtır? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Koşarak buradan uzaklaşıyoruz değil mi? Böyle bir soru sorulur mu Allah aşkına değil mi? Beynimizle oynuyorlar, beynimizi yakacaklar. Sakin kalalım. Arkadaşlar sakin sakin yazalım. Bakalım biz bu işi yapar mıyız? Böyle sıra sorularında arkadaşlar. Vay gişede bekliyor, vay koşuyor falan. Ne yapıyorum? Hemen böyle bir sıralama yapıyorum. Burası baş kısım olsun. Burası da son olsun. Baş ve son. Anlaştık. Güzel. Şimdi bu arkadaş baştan kaçıncıymış arkadaşlar? A inci sırada. Güzel. A inci sırada. Güzel. Şimdi bak bana bir bilgi veriyor. Arkasındaki sporcu sayısı önündeki sporcu sayısından 4 eksiktir. Sevgili arkadaşlar şöyle desek. Şimdi bu arkadaş A inci sıradaysa önünde kaç kişi var? Hocam A kişi. Hayır. Bak kendisi A inciyse. Mesela sen 5'inciysen önünde kaç kişi olur? 4 kişi olur. Yani burada A eksi 1 kişi olur. Bak unutma. Burada bu kadar kişi var. Bir kendisi var. Koşuyor böyle. Tamam mı? Kendisi var. Şuraya doğru koşuyor bu arada. Burada bu kadar kişi. Burada var. Bir de arkadaşlar ne dedi? Önündeki sporcu sayısından 4 eksiktir. Yani burası A eksi 1'den de 4 eksik. Yani A eksi 5 tane. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben bunu niye yaptım? Sevgili arkadaşlar buradan bir denklem çıkarttım. Buradaki toplam kişiyi söyle bana. A eksi 1 artı kendisi artı A eksi 5. Bak ne kadar güzel oldu. Birlerle vedalaştım. 2A eksi 5 oldu. Sevgili arkadaşlar birinci durumda 2A eksi 5 kişi var. Zaten bana 2 durum söyledi. Şimdi bu sevgili arkadaşımız müthiş bir atak yaparak öne doğru fırlıyor ve B inci sıraya geliyor. Nasıl yapıyor ama 5 kişiyi geçip. Arkadaşlar buradaki trik de tutup buna B inci demeyeceğiz. B inci dersen ikinci bir bilinmeyenle uğraşmak zorunda kalırsın. Trik bu değil. Sen şimdi bu arkadaş A sıradan 5 kişi öne geçirirse kaçıncı sıraya gelir? Yani onu da şöyle yapalım o zaman ayrıca. Şurası A idi. Hop. A eksi 5. olmaz mı arkadaşlar? Harika. Heh. Şimdi sevgili arkadaşlar az önce söyledik zaten. Hep bir eksiği oluyor değil mi önündeki kişi sayısı?
Bu durumda şurada kaç kişi olur? A eksi 5. ise burada A eksi 6 kişi olur. Heh, şimdi gel bana geldiğinde önündeki sporcu sayısı yani A eksi 6 arkasındaki sporcu sayısının yarısı olmaktadır. E sevgili arkadaşlar burada da bunun iki katı olacak. Yalnız kendisini unutma. Bak bu vatandaşı da çiz. A eksi 6 kişi burada. Vatandaşın kendisi burada. Bunun da iki katı burada. Bunu 2 ile çarp. 2A eksi 12. Hayırlı uğurlu olsun. E sevgili arkadaşlar bu durumda kaç kişi var? A eksi 6. Öndeki kişi. Kendisi. Hop 1. Artı arkadakiler. E sevgili arkadaşlar bu da toplam yarışmacı sayısı değil mi? Evet. Toplayıver lütfen. 3 tane A eksi 5 eksi 17. E sevgili arkadaşlar bu da toplam yarışmacı sayısı. Burada da telef olan, yıldırım düşen, yarışı bırakan olmadı. Öyle bir şey de söylemedi. Bunlar aynı sayılar. Bunlar birbirine eşit. 2A eksi 5 ila 3A eksi 17 birbirine eşit. Birinci dereceden bir denklemi çok zor bir anlatımla karmaşık hale getirilmiş halden basit bir hale getirdik. İşte yeni nesil sorulan sorular bunlar arkadaşlar. Sen bunu buraya dökebiliyor musun? Bak bundan sonrası çok basit bir işlem. 2A'yı buraya aldım. 3A'dan 2A çıktı. A kaldı. 17'yi buraya aldım. 17 eksi 5 oldu burası. A eşittir. 12 olur. Harika. Bana neyi sormuştu? Buna göre atletizm yarışında yarışan sporcu sayısı kaçtır? İstiyorsan şimdi şurada yerine koy. İstiyorsan burada yerine koy. Çünkü A'yı bulduk. 2 çarpı 12. Buradan yapıyorum. Eksi 5. Burası 24 eksi 5'ten. Enteresan temente bir şekilde 19 çıktı. 19 sayısı da asal bir sayı olarak nasıl karşımıza çıktı? Değil mi arkadaşlar? Harika. O zaman ne yapıyoruz? Polemiğe molemiğe girmeden 4 ile yolumuza devam ediyoruz. 4 numara gelsin bakayım. 4 numara geldi şöyle söyledi. Aşağıda bir züccaciye dükkanında özdeş kovaların üst üste konularak sergilendiği 3 bölmeli mobilya gösterilmiştir. Allah Allah böyle bir mobilyayı sırf kovaları sergilemek için niye yapıyorlar? Şaşırdım açıkçası ama neyse. Değil mi? Buraya camman bardak koy bari. 3 bölme belki çok kıymetli kovalardır. Birinci bölmenin yüksekliği 73. İkinci bölge 58. İkincisi, üçüncüsü de 112'ymiş arkadaşlar. Üzerinde görüyorum. Mobilyanın birinci bölmesinde üst üste en fazla 12 özdeş kova. İkinci bölmesinde üst üste en fazla 7 özdeş kova konulabilmektedir. Buna göre üçüncü bölgeye üst üste en fazla kaç kova konulabilir? Allah Allah. Ben bunu nasıl yapacağım? Sevgili arkadaşlar burada yapacağım hareket şu. Bak bir kovanın bir boyu var. Ne olsun bu arkadaş? X kadar olsun. Ve şurada da sürekli bak aralıklar var. İki kova arasındaki şu boşluk. Gel bunlara da A, 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 A diyelim mi? Diyelim. Sevgili arkadaşlar buradan neyi çıkartacağım? Bunu söyleyeceğim. Bak şu birinci bölmenin denklemini yazalım. Birinci bölmede bismillah bir tane kovan var. X. Artı ve dedi ki bana sevgili arkadaşlar... Üst üste en fazla 12 özdeş kova. Ne yapacağım? Şu A'dan kaç tane var? 12 tane değil mi? Hayır. Aman yeme bu numarayı. Arkadaşlar 12 tane kova koyduysan bu A'lardan 11 tane olur. Değil mi? Bak aralardan şu artan kısımlardan 11 tane olur. 11 tane A ne yapıyormuş? 73 yapıyormuş. Bak ne kadar güzel denklem kurdum. İkinciyi gel yazalım şimdi. İkincide de yine ya Allah bismillah... Başta bir arkadaşımız var. Şunun boyu kadar var. Artı kaç tane koymuşum? 7 tane. Bu A'lardan kaç tane müteşekkil olur? 6 tane olur. Değil mi? 6 tane. Bunun da boyu 58 santim. Hayırlı uğurlu olsun. İki bilinmeyenle iki denklem gel beni çöz diyor sevgili arkadaşlar. Nasıl çözeceğim? Şöyle çözeceğim. Önce burayı eksiyle çarpıyorum. Taraf tarafa topluyorum. Okey tomento. Nefisimo. X'lerle vedalaştım. 11 tane A'dan 6 tane A çıktı. 5A. 73 buradan çıkarttım. 15 yapar herhalde. 15. Arkadaşlar A'yı kaç buldum? 3 buldum. Yani şu aralıklar hep 3, 3, 3, 3 imiş. E sen buradan X'i de bulabilir misin? Bulursun. Bak şurayı kullanalım. Şu 3 ise burası 33. Karşıya geçtin 40. X'i de 40 bulduk. Hemencecik yazdık. Burada denklem kurmuyorum artık. Değil mi sevgili arkadaşlar? Şurada yerine koydum. A3, 33. Karşıya geçti 40. X eşittir 40. Konu kapandı. Açık uçlu sınav yapmıyoruz netice itibariyle. E şimdi gel bana şeyi söyle ya. Şurayı söyle. Sevgili arkadaşlar bir kere şurası 40 santim.
Birinci kovayı koydum. Bak burada kaç santim kaldı şimdi? 112'den 40'ı çıkar. 72 santimetre kalır. 72 santimetreyi her 3 santim, 3 santim yapacağına göre 72 bölü 3 yaparsak kaç buluruz arkadaşlar? 24 buluruz. Değil mi? 24. Bu 24 nedir arkadaşlar? 24 tane şu aradan var. Bu 24 tane ara varsa toplamda 25 tane kova yapar. Az önce konuştuğumuz gibi. Tamam. Şimdi yorumlara bazı arkadaşlarımız şunu yazmasın. Hocam 24 bulduk. Neden 25'i işaretledik? 24 şu ara sayısı. Altta bir tane daha kovamız var ya. Artı 1 eşittir 25. Okey tomento. Nefissimo. Let's go number 5. 5 numara diyor ki sevgili arkadaşlar. Kendisine tarih dersi için 2 haftalık çalışma programı hazırlayan Hilal. Oo, çok güzel bir isim. Aynı zamanda yeğenimin adıdır. Kendilerine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İzler mi, izlemez mi bilmiyorum. Artık okulları da bitirdi. Yüksek lisansını da yaptı. 2 haftalık ders çalışma programı hazırlayan Hilal'in programı aşağıdaki gibidir. Höbelöp, lüp lüp lüp. Önce ben bir soruyu anlıyorum, ona göre okuyorum arkadaşlar. Buna göre Hilal'in 2 hafta boyunca tarih sorusu çözmediği soru, Allah Allah, çözmediği de varmış. Arkadaşlar diyor ki, haftanın bazı günlerinde günlük 40 soru, bazı günlerinde 50 soru çözecek, bazı günlerinde soru çözmeyecektir. E güzel, çözmesin. Birinci hafta 40 soru gün sayısı, ikinci hafta 50 soru gün sayısının 2 katıdır. Teker teker yazalım arkadaşlar. Bak gel teker teker bunları bir belirleyelim. Nasıl yapalım? Şimdi 40 soru ya da 50 soru çözecek ya da 0 soru. Hiç soru çözmeyecek. Bir birinci haftadan bahsediyor arkadaşlar, bir de ikinci haftadan. Gel bu tabloyu bir dolduralım. Birinci hafta 40 soru çözdüğü gün sayısı ikinci hafta 50 soru gün sayısının 2 katıdır. E sevgili arkadaşlar, böyle durumlarda ne diyeceğim? 50'nin 2 katıysa bu arkadaş birinci haftada bir dakika ya. Ha, ikinci haftadan bahsediyor. Bak. Ben de gidiyorum birinci hafta diyorum. Birinci hafta 40 soru çözdüğü gün sayısı ikinci hafta 50 sayı çözdüğü gün sayısının 2 katıdır. Arkadaşlar ikinci hafta 50 soru çözdükleri x kadar olursa bu 40 soru çözdüğü birinci hafta ne olur? 2x olur değil mi? Bu bunun 2 katı. Güzel. Bunu belirledik mi? Belirledik hocam. Şimdi gel ikinciyi okuyalım arkadaşlar. İkincide de birinci hafta 50 soru çözdüğü gün sayısı ikinci hafta 40 soru çözdüğü gün sayısının oranı 2 bölü 3. Arkadaşlar bak burada da ne yapacağım? 2 bölü 3 dedi ya. 50 şöyle yapalım. 50 ve 40 yaparsam. 50 bölü çözdükleri, çözdüğü soru. 2'ye 3 ise arkadaşlar bunlara ne diyeceğim? 2y'ye 3y diyeceğim. Doğru mudur? Doğrudur. Yani şurada 2y kadar, burada da 3y kadar soru çözdü. X'lerle karıştırmama. Çünkü aralarında oranı yapıyorum. Bak 2 bölü 3'ü yakalayabilmek için. Oran orantı bilmiyor muyum ben? Biliyorum, öğrendim. Boşuna mı öğrendim? Hayır. 2 bölü 3. Harika. Sevgili arkadaşlar bak şimdi dananın kuyruğunu koparıyoruz. Birinci hafta toplam 260 soru. İkinci hafta, yani şurada toplamda şunları toplarsan diyor. Değil mi sevgili arkadaşım? Ha, ama 40 ile çarpacağız. Şunları toplarsan 260, sıfırları unutma. Şunları toplarsan da 220 soru göreceksin. Doğru mudur? Doğrudur. Buna göre sıfırladığın yeri. Sevgili arkadaşlar x ve y'yi soruyor bana. Gün olarak değil mi? Gel hesaplayalım onları. Şimdi bismillah. Arkadaşlar birinci haftayı bir bakalım. Bak 40 soru 2x adet. 40 ile 2x'i çarparsam ne olur? 80x. Bu kadar çözdüm. Artı 50'şer tane 2y tane sorunca 100 tane y eşittir 260. Bak senin bu birinci denklemin. İki bilinmeyenli iki denklemlerin vazgeçilmesidir kendileri. Hop ikinci denklemden ne çıkartıyorum? Bak 40'ar tane 3y kere daha çözdü. 40 çarpı 3y 100, ha şuraya yazalım. 120y. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. 50 sorudan x tane çözdü. Çarp 50x. Bunların toplamı da kaçmış? 220'ymiş. Bu da senin ikinci denklemin.
Artık sana karada ölüm yok arkadaşlar. Sabaha şu kadar çözeriz bunu. Ne yapalım? Kimi yok edelim? Ha bu arada hepsinden bir onla sadeleştirelim mi? Bak hepsinden arkadaşlar bütün denklemi, bak şu denklemi bunu ayrıca ona bölerek sadeleştiriyorum. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Bölüyorum. Tamam mı? Şeylerden kurtuldum yani kalabalıktan. 8x tekrar yazayım. 8x artı 10y eşittir 26. Hatta bunu hala 2 ile de sadeleştirirsin de o kadar abartmayalım. Artı 12y eşittir 22 oldu. Sade işimizi görelim diye. Şimdi sevgili arkadaşlar x'i mi yok edelim? Neyi soruyor bana? Fark etmez. X'i yok etmek daha kolay ya da 5 ile 6 ile mi? Burayı 6 ile genişletiyorum. Burayı da 5 ile. Y'leri yok edeceğim. Ben genelde Y'leri yok etmeyi seviyorum. Çarptığımızda ne oluyor arkadaşlar? 48x. Ha bu arada şunu eksiyle çarpalım. Eksiyle çarpıp öyle yürüyelim. Değil mi? Aşağıya çünkü eksi olsun. Artı 60 tane Y eşittir 26 çarpı 6. 6 3 elde 156. Doğru mudur? Doğrudur. İnşallah doğrudur. 156. Şurayı çarpıyorum. Eksi 25x. Eksiyle çarpıyorum. Bununla çarptım. Eksi 60y eşittir. Eksi 5 ile çarptım. Eksi 110. Tamam burayı yap. Arkadaşlar taraf tarafa topluyorum. Amacım y'leri yok etmekti. Y'lerle vedalaştım. 48 taneden 25 tanesi çıkarsa 23 tane x kalır. Bak 56 hop 46. Ah çok güzel. Doğru yoldayız. X kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu. Nefis. Harika. Arayıp da bulamayacağımız fırsat sevgili arkadaşlar. Şimdi söyle bana Alican. Şimdi x'i 2 buldun ya. Sevgili arkadaşım x'i 2 bulduysan burayı tamamla. Burası 4'tür. Ha y'yi bulacağız. Y'yi de bir bulalım bir zahmet. Y. Şuradan bulalım. 2 yazdım. 16 artı 10 tane y eşittir 26. Buranın 10 olabilmesi için y kaç arkadaşlar? Y'de 1 mi çıktı? Yok. Y'de 1 çıktı ya. Değil mi? Y'de 1 çıktı. Güzel. Y'yi de 1 buldum. Y'yi 1 bulunca burası 2. Güzel. Y'yi 1 buldum. Burası 3. X'i 2 buldum. Burası 2. Sevgili arkadaşlar, birinci hafta ikinci haftadan bahsediyor. Şimdi hiç soru çözmediği gün sayısını nasıl işaretlerim ben? Haftada 7 gün yok mu? Evet. Bak 6 günü soru çözmüş. 1 gün yatmış. 3 gün çözmüş. 2 gün çözmüş. 5 gün çalışmış. 2 gün yatmış ki hakkıdır. Değil mi? Her günde çalışılmaz yani. Yoksa sürmenaj olursunuz. Ben her zaman öğrencilerime öneriyorum, yeğenime de. Öyle aşırı ders çalışıp kendinizi de bunaltmayın. Sosyal olmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Zaten sosyal olan bir öğrenci derslerden bir şeyler anlar. Sırf ders çalış öyle hayat geçmez. Çözmediğimiz gün sayısı kaç oldu arkadaşlar? 1 artı 2'den 3 oldu. Ama 5 günde çözmemezlik yapmayın aman diyeyim. O da fazla artık. Evet 5'e de Ceyhan dedik mi? Dedik arkadaşlar. 6 ile devam edelim mi? Edelim. Diyor ki akıntıya karşı kürek çeken bir kayıkçı. Arkadaşlar Allah hiç kimseyi akıntıya karşı kürek çekmek zorunda bırakmasın. Siz olun, akıllı olun, akıntıya kürek çekmeyin. Gerçi antrenman yapıyorsan bilmiyorum. Diyor ki her 11 metre kürek çektiğinde dinlenmek maksadıyla kürek çekmeyi bırakıyor ve bu sürede kayık 3 metre geri geliyor. Arkadaşlar ben bu sorunun benzerlerini hatırlıyorum. Bak 11 metre kürek çekti. Sonra dinlendi. Hop 3 metre geri geldi. Sevgili kürekçi, sevgili arkadaşlar kaç metre ilerlemiş oldu? 8 metre. Güzel. Bunu unutma. Bir örüntü sorusu bu ya. Bu sürede ileri ve geri doğrusal olarak hareket ettiği kabul edilen kayık toplam 569 metre yol alıyor. Arkadaşlar alınan yol. Alınan yol 8 değil. Bu ilerlediği yol. Alınan yol bak burada 11, 4 daha, 3 daha 14 metre yol alıyor. Değil mi? Alınan yol buydu. 14 metre yol alıyor ama ilerleyişi 8 metre. Güzel. Zaten sorunun gidişatından anlarsın. Buna göre kayık harekete başladığı noktadan en fazla kaç metre uzaklaşmıştır? Bunu şu açıklamayı şunun için yaptım. Çünkü en fazla ne kadar uzaklaşmıştır? 569 deyip vermiş demeyin. Sevgili arkadaşlar 14 metre kürek ilerledi yol alıyorum ama ilerleyişim ne kadar? 8 metre.
Sevgili arkadaşlar, ne yapacağım? Ben 569 metrenin içinde şu 14'lerden kaç tane var ona bakacağım. Değil mi? O yüzden ne yapıyorum işte? 569'u 14'e bölüyorum. Çünkü o kadar tane de 8'den ilerlemiş olacağım. Şu döngüden, sevgili arkadaşım, benim merak ettiğim şu döngüden, sürekli bu döngüyü yaşayacak değil mi? Höp 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 höp. Bu döngüden kaç tane var? Yapıyorum arkadaşlar. 4 kere var. 56. Aa, tam çıktı. Değil mi? 0. 9. Arkadaşlar. Aa, 4 değil. 40 kere var. Bir kere bu arkadaş bunu 40 kere yapmış. Şu döngüyü 40 kere yaptı. 40 kere yaptığında arkadaşlar 40 çarpı 8'den 320 metre bu arkadaş ileri gitti. Ne oldu? Bir de 9 arttı. Sevgili arkadaşlar, bu 9'u da şuraya harcıyoruz. En fazla dedi ya. 9 metre daha ilerledi. Artı 9. 320 artı 9. 329 metre olur. Anlaştık değil mi? Şu döngüyü 40 kere tekrarladı. 40 kere 8 metre gitti. Ama 9 metre arttı. Bu 9 metreyi de direkt ileriye harcadı. 329 sonucuna ulaştık. Anlaştık. Nefisim. 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar uzun bir test değil mi? Bu problemler hep böyle olur. Bir torbada sarı, mavi, yeşil bilyeler vardır. Bu torbaya bir tane sarı bilye konulursa, torbadaki sarı bilye sayısı tüm bilyelerin 1 bölü 4'dür. Torbadan 3 yeşil bilye alınır ise yeşil bilye sayısı torbadaki tüm bilyelerin 1 bölü 4'ü oluyor. Buna göre ilk durumda torbadaki sarı ve yeşil bilye sayılarının toplamı aşağıdakiler hangisi olabilir? Arkadaşlar, yapacağım hareket gayet basit. Sarıya S, maviye M, yeşile de Y dedik. Şimdi bana söyle. Bak, bir tane sarı koyarsan diyor. Sarı artı 1 yaparsan. Torbadaki toplam bilye sayısına sarı artı mavi artı yeşil değil mi? Güzel. Ama ne yaptık biz sevgili arkadaşlar? Bir tane sarı ekledik. Toplam bilye sayısı da arttı. Bu oldu ve bu arkadaş 1 bölü 4 olmuş. Bak, bu birinci denklem bana verdi. İkincide de diyor ki yeşilden 3 tane alınırsa, Y'den 3 tane alırsan diyor, ne kadar vardı? S, M, Y kadar vardı. Ama 3 tanesini aldık. Böyle yaparsan da diyor, bu da 1 bölü 4 olur diyor. Gördün mü? Heh, burada işlem yap diyor. Burada bakalım güzel bir işlem yapabilecek miyiz? 3 tane bilinmeyen var ama şansımız yaver giderse arkadaşlar, biz sarı ve maviler arasında güzel bir ilişki yakalayabileceğiz. Adet olarak. İçler dışlar. 4 ile çarpıyorum. 4S artı 4 eşittir 1 ile çarpıyorum. S artı M artı Y artı 1. Düzenliyoruz arkadaşlar. Bu buraya geldi. 3 tane sarı yaptı. M'yi de al bu tarafa. Eksi M. Y'yi de al. Şu 4'ü de at tarafa. Eksi 3. Böyle bir şey elde ettim. Fark etmez. Ha öyle yaz, ha böyle yaz. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar, şuraya geldim. İçler dışlar. 4 ile çarpıyorum. 4 tane Y eksi 12 eşittir. S artı M artı Y eksi 3. Y'yi buraya aldım. 3 tane Y eksi S eksi M eşittir. 12'yi de buraya attım. 12 eksi 3'ten 9 yattı. Şimdi sevgili arkadaşlar, istediğimiz şeyden gidelim. Ha, biz sarı ve mavi ile ilgileniyoruz ya. Yeşiller ortadan kalksın istiyoruz. Şurayı 3 ile çarpacağım ya. Çarpı 3 yapıyorum. Çünkü Y'yi toplayacağım. Bak, 3 ile çarpalım. Eksi 3 Y çarpıyorum, tamam mı şimdi? Şurayı 3 ile çarpıyorum. Ondan sonucuma olduğu gibi. Artı 9 S. Güzel. Ondan sonucuma eksi 3 M. Değil mi? Eksi 3 M eşittir eksi 9. Aa, ne çıktı ya? Bak bak bak, şansa bak. Arkadaşlar, gel şimdi şu ikisini taraf tarafa topla. Bak, Y'lerden kurtuldum. Şansa bak. Hop 8 tane S. Hop eksi 4 tane M. Hop eşittir 9 eksi 9 0. Zaten bu soru böyle ayarlanmasa çözülmezdi arkadaşlar. O yüzden ben bu tür soruları çok beğendiğimi söyleyemem açıkçası. Şimdi ne oluyor? 8 tane S eşittir 4 tane M. Hemen şuraya geçelim. 8 sarı eşittir 4 mavi. 4'e böldüm her iki tarafı. 2 sarı eşittir mavi. Arkadaşlar, mavilere K kadar dersen, sarılara, pardon,
sarıya K kadar dersen, mavilere 2K dersin değil mi? Sevgili arkadaşlar, sarı artı mavi toplamı ne olur? K artı 2K, yani 3K olur. Bu sorunun triği bu. Şimdi bu adet değil mi? Yarım tane bilye yok. Yarım tane bilyeden, çeyrek bilyeden bahsetmiyor. Yani senin sarı ve mavi toplamların arkadaşlar 3K. Yani 3'ün katı olmalı. Bak bakalım şıklara, 3'ün katı kim var? Sadece 39 var. Herkesin bir anda ilk baktığında asal zannettiği değil mi? 39 var. Konu kapanmıştır. Geldim 8. soruyor. 8 diyor ki arkadaşlar, Çanakkale Şehitleri'ni ziyaret edip anıtların önüne gül bırakmak isteyen biri 6, diğeri 9 kişilik. Burada arkadaşlar 9, 6. Gruptakiler iki öğrenci grubuna ilk önce gruplarındaki kişi sayıları orantılı olacak biçimde gül dağıtılıyor. Gülleri olan öğrencilerden birinci grup, ikinci gruptakiler. Anlatıyor. Sonra diyor ki, üçüncü anıta her iki grupta toplam 45, toplam 45 gül bıraktığına göre başlangıçta öğrencilere toplam kaç gül dağıtılmıştır? Şimdi sevgili arkadaşlar, normal itibariyle kişi sayısıyla orantılı olduğu için ben buna 6K, 6 ile buna da 9K derim. Tamam mı? Normali budur. Ama şimdi sorunun gidişatına bakınca, bak birinci anıta, ikinci anıta, üçüncü anıta, birinci anıta, ikinci, üçüncü anıta güller bırakıyorum ya, bak yarısını, sonra kalanların yarısını falan deyince, şimdi ben bunun yarısını bıraksam elimde 3K kalacak ya, 3K'nın yarısını almak sıkıntılı. Bu yüzden ben bunlara 6K, 9K demiyorum, 2 katı olan 12K ve 18K diyorum. İtiraz olan var mı? Yok. Sen bunları aynı sayılarla genişleterek aynı şeyi yaparsın değil mi? Çünkü 6 ve 9 ile orantılı. 6'nın 2 katı, 9'un 2 katı. Konu kapandı. Şimdi yürürüm. Şimdi yürürüm ki bunları böldüğümde ileride rasyonel sayılarla, kesirli sayılarla uğraşmam. Başımdan belayı erkenden def etmiş olurum. Sevgili arkadaşlar, elindekilerin yarısını al. Kaç kalır? 6K. Anıta ellerinde kalan 6K kaldı. 6K'yı verdin. Yarısını daha ver. 3K kalır. Doğru mudur arkadaşlar? Aynen öyle. Anıta ellerinde kalan güllerin tamamı 3K kalmıştı. 3K kadar verir. Güzel. Şimdi gel. Anıtaki ellerin güllerin 1 bölü 3'ünü veriyorsun değil mi? Ver arkadaşım 1 bölü 3'ünü. 18'in 1 bölü 3'ü ne yapar sevgili arkadaşlar? 3'e bölersen 6K. Kalan kaç olur? 18 eksi 6'dan 12K kalır. Anıtta kalan güllerin 12K kaldı. 1 bölü 2'sini, yani 6K verirsin. Güzel. Kalanların tamamını, 6K kalmıştı, 6K. Haydi geçmiş olsun. Şuradaki numarayı anladın değil mi? 6K verdi, 18 vardı. 18'den 6K'yı çıkarttım, 12K kaldı. Yarısı 6K bu. Sevgili arkadaşlar, şimdi bana dedi ki şunların toplamı 45. Bak bu ne kadar zor gibi gözüken soru ne kadar kolaylaştı. 3 tane K, yani şu arkadaş, artı 6 tane K toplam 45 yaparmış. 9 tane K'nın 45 olduğu yerde sevgili K'mız 5 yapar. Şimdi bakalım ne sormuş. Soru çözüldü. Değil mi? Ortaya çıktı. Karada ölüm yok artık bize. Dırırıt dırırıt. Başlangıçta öğrencide toplam kaç gül? Arkadaşlar, başlangıçta ben ne dedim? 12K artı 18K dedim. Yani toplamda 30K demiştik. Toplam gül bu. 30 çarpı K'yı da 5 bulduk mu? Bulduk hocam. 150 yapmaz mı? Vallahi yapar yani. Diyarbakır. Hadi tam gaz devam edelim. Polemiğe girmeden. 9 numara. Maraton hazırlanan iki arkadaştan Durmuş. Sevgili arkadaşlar, buradan Durmuş'a ve Ali'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel. Durmuş Ali diye bir isim bile vardı hatta. Hatta beni izleyen şu an Durmuş Ali diye biri vardır. Buradan ayrıca o kişiye selamlarımı ileteyim. Bir adımı, bak bir adımı 70 santimetre. Ali'nin her adımı, her bir adımı 60 santimetredir. Durmuş dakikada ortalama 500 adım. Ali dakikada ortalama 450 adım atabilmektedir. Ali antrenmana başlamış ve 3.2 kilometre yol aldığında, ki kendileri de 3200 metre yapar biliyorsun. Birazdan metreye çevireceğiz bunları. Durmuş aynı güzergahta aynı yönde antrenmana başlamıştır. Buna göre Durmuş Ali kaç dakika sonra Ali'yi yakalar? Bakalım yakalar mı? Ali'nin hızı
Veli mi? Ali mi? Durmuş mu? Muhtemelen durmuş hızlı ki o arkadaşı yakalayacak. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Şimdi gel bir bakalım sevgili arkadaşlar ne çıkıyor karşıya. Ha öncelikle bu arkadaşların dakikadaki hızlarını bir bakalım. Durmuş. Sevgili arkadaşlar bir adımı 70 santimetre. Değil mi? Çok güzel. Ve dakikada 500 adım atabiliyor. Allah Allah bir dakika ya. Dakikada ortalama 500 adım da fazlaymış ha. Değil mi? Evet. Arkadaşlar çarpı 500 diyeceğim. Değil mi? 500 adım. Ne yapar arkadaşlar? Hop çarparsam 3500 santimetre yapar. Ha santimetre. Sevgili arkadaşlar ben bunu gel bir de metreye çevireyim. Metreye çevirirken ne yapıyordum? 2 tane sıfır siliyordum. 350 metre yapar. Metre bölü dakika. Sevgili arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? 1 dakikada 350 metre de mantıklı mı ya? Dur bakayım 10 dakika 3,5. 3, yok ya çok hızlı ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlı. Ama olsun yakaladık. Şimdi Ali ne yapıyor arkadaşlar? 60 santimetre atıyor. Her bir adımı 60 santimetre 450 adım atıyordu. Çarpıyorum sevgili arkadaşlar bunları da. Bu arkadaş da 27.000 santimetre yapar. İki tane sıfır siliyorum ki metreye çeviriyorum ben bunu. Hop bu da ne yaptı? 270 metre bölü dakika. Arkadaşlar hızın, süratin birimi uzunluk bölü zamandır. Aman bunu unutma. Çünkü birim zamanda alınan yoldur değil mi hız? Güzel. Sevgili arkadaşlar gel şimdi klasik şu şeyimizi çizelim. Buradan sevgili Ali yola çıktı. Ali. Hop nereye geldi arkadaşlar? 3.2 kilometre, 3.200 metre öteye geldi. Şimdi hop sevgili Ali arkadaşlar 270 metre bölü dakika ile yoluna devam ediyor. Sevgili Durmuş da olaya girişiyor. 350 metre bölü dakika. Sevgili arkadaşlar bunu sen artık biliyorsun. Her dakika bu sevgili Durmuş bu arkadaşa ne kadar yaklaşır? 350-270'ten 80 metre bölü dakika yaklaşır. Değil mi? 350-270'ten hop 80 metre bölü dakika. Sevgili arkadaşlar ben bu kadar hızla şu kadarı ne kadar zamanda kapatırım? X eşittir VT değil mi? Evet. T ne olur? X bölü V olur. Yani 3200 metreyi 80'e bölerek höbölöp höbölöp 40 dakikada kapatırım arkadaşlar. Tamam mı? 40 dakika boyunca bu kadar metre kapatırsam 40 çarpı 80 3200 metre yapar. C şıkkı. 10 numarayla devam ediyorum. Ya bu test niye bu kadar uzun sürdü ya? Tabii problemler olunca böyle değil mi? Uzun uzun anlatmak zorunda kalıyoruz. 10 numara. Bir bankın ATM'sindeki banknotların konulduğu para kutusunda 20, 50, 100 liralık banknotlar vardır. Bu kutulara paraları yerleştiren banka görevlisi yanlışlıkla bak işinden olacak şimdi. 20 liralık konulacak kutuya 100 lira, 50 liralık konulacak 20 lira, 100 liralık konulacak kutuya 50 lira koyuyor. ATM istenilen tutara en az sayıda banknot verecek biçimde programlanmıştır. ATM'ye para çekmek üzere gelen Sami Bey çekmek istediği tutarı ATM'nin ekranındaki ilgi bölümlerine yazıyor. Ancak ATM'den çekmek istediği tutardan farklı olarak 420 lira çekiyor. Sami Bey ATM'nin ekranına çekmek istediği tutarı kaç lira olarak yazmış olabilir? Olabilir. Normalde en az sayıda programlandığı için tek bir şansı olmalı ama biz gene de yapalım arkadaşlar. Şöyle ki olabilirle çözelim. Şimdi bak normalde yeşille yazıyorum. Bu arkadaş 20 lira, 50 lira ve 100 lira banknotlar verecekti. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Ama ne yaptı sevgili bizim görevlimiz? 20 liralık yerlere 100 lira koydu. Doğru mudur? Doğrudur. 50 liralık yeriye 20 lira koydu. 100 lira koyacağı yerlere de 50 lira koydu. Doğru mu? Doğru. Şunlar yapması gerekenlerdi. Ama yerine yaptıkları bu. Sevgili arkadaşlar bak ve 420 lira. Şimdi bak ben buradan 420 lirayı nasıl elde ederim? Normalde programlandığına göre buna 420 lira dedi ya. Şundan 0, şundan bir tane veririm ben değil mi? Bak ne olur 420 lira çıkar.
Yani gerçekte hop şurası hop ve burasını hesaplamam lazım. 4 çarpı 20'den 80 lira, 1 çarpı 50'den de 50 lira. Yani 130 lira yazmış olabilirim yani. Değil mi? Ben olsam böyle yapardım. Ama hani böyle deneye deneye gidebilirsin. Nihayetinde sevgili arkadaşlar şu kırmızılardan şöyle bir sonuçla karşılaşıyorum. Bak 2 tane 100 lira. Ondan sonra 1 tane 20 lira. 4 tane mi? 4 tane. 4 tane de 50 lira. Bak bununla bunu çarparsam ne olur? 200 lira. Bununla bunu çarparsam 20 lira. Bununla bunu çarparsam da 200 lira. Ne yaptı? Sana 420 lira verdi. Heh, şimdi gerçeğine git. Hop. 2 tane 20 lira verecekti sevgili şey. 40 lira. 1 tane 50 lira verecekti. 50 lira. Hop. 1 tane de 4 tane de 100 lira verecekti. 400 lira. Doğru mu? Bir dakika işler karıştı sanki. 490. Yok tamam oldu. Değil mi sevgili arkadaşlar? Aynen öyle. Bunları toplarsam ne olur? 490 lira. İlk önce sevinmiştik. Az isteyip çok aldık diye ama meğersem çok isteyip az almışız. 490 lira olabilir arkadaşlar. Anlaştık. Ya birazcık deneme yanılma muhabbeti de var ama sen olayı anladın yani. 11 numara diyor ki sınıfça huzur evindeki büyüklerini ziyaret edecek olan 9A sınıfın, bak ne kadar vefalı öğrenciler, bu testlerin 9. sınıf için hazırlandığını da buradan anlıyorsun. Sınıf öğrencileri toplam 336 lira değerinde hediye paketleri hazırlamış ve tutarı eşit olarak paylaşmak istemişlerdir. Ne kadar güzel ulvi bir hareket. Ancak 5 öğrenci yanlarında para olmadığı için kendilerine düşen payı verememişler. 3 öğrenci sadece kendilerine düşen kadar pay vermişlerdir. Kalan miktarı diğer öğrenciler kendi aralarında eşit olarak paylaşıp başlangıçta ödemeleri gereken payın 1/4 kadar fazla para ödeyerek hediye paketlerini almışlardır. Buna göre başlangıçta öğrencilere kişi başına düşen pay kaç liradır? Şimdi sevgili arkadaşlar normalde kaç tane öğrencimiz olsun? Öğrenci sayısı. Gel sana biz bununla A kadar öğrenci diyelim. Güzel. Sevgili arkadaşlar bir de kişi başı ne kadar para versinler? X lira diyelim değil mi? Bak şimdi bunu X deme işte. Neden deme biliyor musun? Çünkü birazdan normalde ödeyeceklerin 1/4 kadar fazla dedi ya. Sen bunu 4'e kolay bölebileceğin bir şeyde. 4X'de. Anlaştık mı? Heh şimdi oldu. Sen A kişisin. Her kişide 4X lira. Hikaye böyle başlıyor. Şimdi gel bakalım hikayenin sekteye uğradığı yerden olayımıza devam edelim. Neden 4x dedim? Çünkü 1/4 fazlasını verdireceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi bu durumda 5 öğrenci para veremedi. Doğru mudur? Doğrudur. 3 öğrenci ha vermedi diyelim. Bunu x ile karışmadın. Vermedi diyelim. Vermedi. 3 öğrenci arkadaşlar 4x lira veriyor. Vermesi kadar gerekeni veriyor. Geriye kalan öğrenci, sevgili arkadaşlar geriye kalan öğrenci kaç? 5, 8 kişi veremedi. A-8 kişi. Heh, trik bu. A-8 kişi kaç para verdi? 4x'in 1/4 fazlası nedir arkadaşlar? Bak 1/4'ü x'tir. Bu kadar fazlası ise 5x'tir. Şimdi anladın mı neden 4x dediğimizi? Harika. İşte sevgili arkadaşlar bunlar da bu kadar verdi. O zaman şuradan elime geçen para 0. Buradan elime geçen 3 çarpı 4x'ten 12x değil mi toplam para? Buradan elimize geçen kaç? 5x çarpı a-8. İşte sevgili arkadaşlar bunların toplamı 336 olacak değil mi? Evet 336. Gel bunu bir hesaplayalım. 12 tane x artı 5x çarpı a-8. Çok güzel 8 çizerim ben bu arada. hop. 336, üçlerim de fecaattır. 12x artı 5 tane ax eksi 40 tane x eşittir. 336, 5 tane ax eksi 28x eşittir. 336, doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Bunu bir elde ettim mi? Elde ettim. Peki...
AX ile ilgili bir şeyler daha bulmam lazım sevgili arkadaşlar. O da ne? Şuradayız. Ben aslında bu AX'i biliyorum. Nereden biliyorum? Bak bu başlangıçta bunların çarpımı. Yani A çarpı 4X'de 336 lira değil miydi? Aa evet. Böl herkesi 4'e. Böl 4'e. Böl 4'e. AX ne kadar olur arkadaşlar? 84. Değil mi? 4'e bölersem yarısı yarısı. 84. Şimdi sevgili arkadaşım burada AX gördüğün yere gönül rahatlığıyla 84 yazabilirsin. Yani 5 tane 84 eksi 28 tane X eşittir 336. Nefisim o. Bununla bunu çarptım. 420 eksi 28 tane X eşittir 336. 28'i karşıya attım. 420'den de arkadaşlar 36'yı çıkarttığımda kaç kalıyor? 84 kalıyor. Güzel. X kaç oldu arkadaşlar? 3'e böldük. 28'e böldüğümüzde 3 oluyor. Bak ne kadar güzel. X 3 çıktı. A çarpı X'in de 84 olduğunu bulmuştuk zaten. Aa ne kadar güzel. Buradan gözüktü zaten 84. Bu arkadaş da A. Değil mi? A'yı da arkadaşlar kaç bulduk? 28 bulduk. A 28, X 3. Ha, A'yı bulmama gerek var mıydı? Yok, gerek yoktu. Çünkü neden? Başlangıçta öğrencilerin kişi başına düşen pay. Biz 4x dememiş miydik? Evet. 4 çarpı x'i de 3 bulduk. 12 lira. Geçmiş olsun. Anlaştık. Nefisiyim o. Let's go number 12. Son soru arkadaşlar. The last question says. 12 numara der ki. Bir şirket çalışanların performansını ölçmek amacıyla yılda bir kez hız, bilgi ve uyum bölümlerinden oluşan 3 aşamalı performans değerlendirmesini yapmaktadır. Bir nevi sınav gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Değerlendirme ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Höbölöp lüp lüp lüp. Performans değerlendirmesinde hız bölümünden 75 puan alan şirket çalışanı Bekir, buradan bilgi selamlarımızı gönderiyoruz. Bilgi ve uyum bölümlerinden toplam 140 puan almıştır. Buna göre Bekir performans değerlendirmesinden ödül alabilmesi için bilgi bölümünden en az kaç puan almalıdır? Şimdi şuraları bu soru ışığında, bilgiler ışığında değerlendirip öyle okuyalım değil mi arkadaşlar? Bu ışığı tutarak okuyalım. Her bölümden en fazla 100 puan alınabilir cepte. Hız, bilgi ve uyum. Tamam mıyız? Tamam. Hız bölümünden alınan puanların %20'si. Bilgi bölümünden alınan puanların %45'i. Arkadaşlar %20 nedir? 20 bölü 100. %45 nedir? 45 bölü 100. Değil mi? %45. Bu arkadaşın da %35'i uyumdan da. Yani 35 bölü 100'ü alınacak. Güzel. Dırırıt dırırıt dırırıt. Performans puanı arkadaşlar. Performans puanı 70 ve üzeri olan çalışanlar ödüllendirilir. Güzel. Sevgili Bekir performans değerlerinde hız bölümünden 75 puan almış arkadaşlar. Bak buradan 75 puan almış. Şu ikisinden de toplamda ne kadar puan almış arkadaşlar? 140 mı demişti? 140. 140 almıştı. Bekir performans değerlerinden bilgi bölümü. Şimdi bilgi bölümü şu ikisi 140 ya sevgili arkadaşlar. Biz bilgi bölümüne ne diyelim? A kadar diyelim. Şuradan 75 almıştı. 75 puan buradan aldı. Bunun %20'sini alacağız. Buradan A kadar alsın. Buradan toplamda 140 aldığı için başka bir harf verme. Buraya da 140 eksi A diyelim. Olur mu? Olur. Sevgili arkadaşlar gel şimdi yazalım. 75'in %20'si artı A'nın %45'i artı 140 eksi A'nın da sevgili arkadaşlar ne kadar olacak? %35'i. Yani 35 bölü 100'ü ne olmalı? Hop 70 ve üzeri de değil mi? 70 ve üzeri. 70'ten büyük olacak. İşte bu. Şu görmüş olduğunuz değer 70'ten yukarı olacak. Bu işlemi yapar mısın diyor. Yapalım arkadaşlar. Yolcu, yolcu. Şurası 150 değil mi? 150 bölü 10 ne yapar? 15 yapar. Artı şurayı şöyle şöyle çarparsam 45A bölü 100 artı
Aa, bu da çok şey oldu be. Yani çarpalım mı? Ne yapalım? 140 çarpı 35 eksi 35 tane A bölü 100. Tamam, böyle olsun. Değil mi? Burası da böyle olsun. Büyük 70. Şimdi şunları ha yüzde genişleteyim bunu da. Yüzde genişlettiğimizde 0 0 1500. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Çünkü hepsini yüzde genişletmek istiyorum ben. Ha bir dakika ya, karşıya direkt de atabilirim. 1500. Yani yaptık 1500. Artı 45 tane A. Şuraya yapalım. Artı 140 çarpı 35 eksi 35 tane A bölü 100 büyük 70. Ya bundan sonrası angarya aslında. Sen de yaparsın. Ben hadi elimdeymişken yapıyorum. İçler dışlar. Şurası kaç oldu? 10 tane A artı şurayı artık çarpacağım ya, ne yapalım? 35 ile 14'ü bir çarpalım artık. 0 2 elde 145. Arkadaşlar çarpmamı yanlış yaptıysam da şimdiden kusuruma bakmayın. 4900 burası. 4900. 1500'e de toplarsam 6400. 6400. Hop, büyük eşit olmalı. 100'e de bunu çarptım. 7000. 10 tane A büyük eşit. Bu buraya geçti şimdi. 7000 eksi 6400. 10 tane A büyük olmalı. 600. Her tarafı 10'a bölüyorum. Hopalop hopalop. A büyük olmalı 60. İyi güzel, işlem hatası yapmadım. Arkadaşlar A 70 olmalı. Şimdi 60'tan büyük her değer benim için makbuldür. Eşit de olabilir. Bu da olabilir, bu da olabilir. Ama ne dedi? En az dedi. O yüzden 60'ı kabul ettim. Anlaştık. Harika. Hepsi bu. Vallahi arkadaş bu problemler konusu da çok uzun sürüyor ya. Beni de acayip yoruyor, görüyorsunuz. 12 soru için. Ama yani konu anlatımı yapmadan da ben anlatamıyorum. Ne yapayım yani? Şimdi sevgili arkadaşlar, testin başında da hatırlattım. 9. sınıflar için önerdiğim, şiddetle öneriyorum. Hem matematik hem fizik videoları, oynatma listeleri ayrı ayrı. Aynı zamanda TYT için burada görmüş olduğunuz tüm testler ayrı ayrı oynatma listeleri, hem matematik hem fizik kanalında var. Nerede bulacaksın bunları sevgili arkadaşlar? Bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum linklerini. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Kısa yollarına tıklayarak, o bağlantılara tıklayarak. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.